Akademi Ligi'nde mücadele başlamak üzere haftanın ikinci günündeyiz. Bursa Spor Esports, Beşiktaş ve Beşiktaş'ta ikinci kez orta koridor oyuncusu Maintenance oynayacak bugün, Triel. Ve seçim yasaklamalar da gelmeye başladı. Dün iki maçta Morde seçilmişti. Bir tanesi kazandı, bir tanesi kaybetti. Ne düşünüyorsun? Tabii Morde'nin bir kişi takım savaşından otomatik olarak alıp çıkarması gerçekten takım savaşının bir anda seyrini değiştirebiliyor. Takımlar da bunun farkında ama buna rağmen açık kalması her zaman enteresan benim için. Yani şu anki durumda kesinlikle yasaklanması lazım. Ben dün iki maçta seçilip oynanmasına oldukça şaşırdım açıkçası. Yani rakiplerin bunu bırakmış olmasına. O yüzden bugün 5 maçta da yasaklanmasını bekliyorum. Sanıyorum ki sen de öyle bekliyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Yani gerçekten koridoru kaybetse dahi yine de o takım savaşından birini o alanı alıp öldürdüğü zaman geri geldiğinde inanılmaz acı kuvvetli bir şampiyon oluyor. Ki hani kaybedilen mücadelede de Royal Youth yine 4-2 4'lük bir performansla Matilda'nın ellerinde göstermişti Mordekaiser'i bize. Ve yasaklamalar. Mordekaiser, Yumi, Rayleigh yasaklamaları. Bursa Spor Esports cephesinden. Beşiktaş'ta şu ana kadar Yasuo ve Zaya geldi. Bir tane daha gelecek. Göz bebeği yasaklandı ilk seçimden. Tabii o da artık yine esnek diyebileceğimiz bir tercih haline geldi. Geçen 3 koridorda da oynanır mı sence yoksa 2 koridor mu? 2 koridor daha mantıklı. Yani orta koridor ve alt koridor onun için yani hayatta kalabilir koridorlar diyor. Evet, yani üst koridor yani uzun bir koridor olduğu için ormancı baskın geldiğinde ilkinde sıçınızı atıyorsunuz, ikincisinde maalesef ölüyorsunuz. Yani ölüyorsunuz. Çünkü minyon almanız gerekiyor, tecrübe puan almanız gerekiyor. Thresh yasaklanması soru işareti, hedefe invoker'ın üzerine gelmiş bir yasaklama. Onun dışında şu anda Niko'nun açık kalması çok büyük bir soru işareti derken bu Spor Esports'a Niko'ya hiç özen göstermeyip bir anda Aatrox'a döndü. Yani tabii biliyorsun Akademi Ligi'nde kişiye özel yasaklamalar meta yasaklamalarından biraz daha önde. Ve olabilir, burada olabilir. Da onu gördük. Karma da açık bu arada, evet, ve Karma. Evet. Bizim de yani en azından benim gözümden kaçmış. Hem Karma hem Niko gelir mi? Harika bir işlevsellik adına iki tercih yapmış olurlar. Bakalım Kiryas şimdi seçim yapacak. Tabii ormancı da olabilirler burada. Çünkü rakip takım muhtemelen bir ormancı destek tercihine gidecekti diye tahmin ediyorum. Bu tercihten sonra. Karma'nın ortaya da üst koridora gideceğini böylece göstermiş oldu Beşiktaş. Zaten destekte çok nadiren oynanıyor ama. Yani devasa bir kalkan kompozisyonu şimdiden kuruldu. Bakalım o kompozisyon devamı nasıl gelecek şimdi. Bursa Spor Espor. Akıllarında ne var? Sylas son dengelemelerden sonra gözden bayağı bir düştü. Ki orta koridordaki erken seri takaslar artık ona gerçekten çok bir avantaj sağlamıyor ama buna rağmen Sylas geldi. Onun da esnek bir tercih olduğunu unutmayalım. Hem üst koridor hem de orta koridora gidebilir. Bakalım son tercih olarak ne gelecek? Seçim aşamasının ilk ayağında. Birazdan bunu göreceğiz. 8 saniyelik süresi var Bursa Spor Esports'un. Tristano, o da bir güçlendirme aldı bu yamada ve biraz daha meta'ya gireceği konuşuluyordu. Onlar da ilk aşamada bu seçimi yapmak istediler ve rakibi de aslında birazcık şu seçime bıraktılar. Ya tekli koridoru seçeceksiniz ya nişancı seçeceksiniz, biz de kalanı banlayacağız. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani Tristan evet koridoru kısmen ittirebilen bir nişancı ama kontrolsüz güç diyelim. Yani istemsizce ittiriyor. Ama onun karşılaştığı bir sivir aldığın zaman ve kule altına yasladığın zaman Tristan'ı ciddi anlamda fazla minyon kaçırıyor. Ama tabii şöyle bir nokta var. Biliyorsun ki sivirin de artık bir güçsüzleştirmesi oldu ve bumerangları istediği kadar hızlı kullanamıyor. Kullandığı zaman manası tamamen bitiyor. Dolayısıyla ben şunu bekliyorum. Bursa Spor'dan bu seçimlerin ardından alt koridora baskı uygulayacak bir ormancı ve Tristana ile beraber koridoru itebilecek bir destek. Bunu yapabilirler. Bunu yapabilirler. Koridoru itebilecek bir destek derken şöyle bir düşünüyorum. Ne alabilirler? Yani herhangi bir menzilli bir destek almaları onlar için muhtemelen bu sorunu çözecektir. Diğer taraftan da yasaklamalar da gelmeye başladı. Beşiktaş Alistar'ı Bursa Spor Espor ise burada Kindred yasaklamayı tercih etti. Bakalım. Evet, Natilus yasaklaması geldi. İki tane tank destek yasaklamayı tercih etti burada. Şöyle baktığımız Beşiktaş zaman zaten Beşiktaş tarafında ilk 3 şampiyon aşırı derecede kırılgan. Ne yaptılar? Kendilerini bozabilecek, uzaktan takım savaşı başlatabilecek şampiyonları direkt yasakladılar. Ki zaten iki tane uzun süre takım savaşında kalabilecek şampiyon aldı Bursa Spor çoktan.
Şunu söyleyelim. Sejuani hala açık. Ormanda. Evet. Kireyas'ın da oynadığı bir tercih. Yani iki takımın da gözden kaçırmış olması. Sejuani açıkken Rek'Sai'ye gidilmesi. Ya iyice kırılgan oldu bu kompozisyon şimdi. Çok agresif oynamaları evet. Gerek maç boyunca. Evet. Çok agresif ve erken oyunda ama öne geçerlerse de ciddi anlamda bir kazanç demek onlar adına. Aynen. Çünkü güçlenebilecek, hızlı güçlenebilecek çok şampiyonları var. Kesinlikle. Yani Sejuani'nin hala bu kadar açık kalması enteresan tabii ki de. Bakalım. Ama ben Sejuani bekliyorum şu anda Bursa'da. Kesinlikle gelmeli. Yani hem Sylas hem de Tristana var takımınızda. Taşıyıcı gücü gayet kuvvetli olan şampiyonlar. Lulu tamam bir yordle Menzilli. Daha bir yordle daha geldi. Bakıyorum. İki yordle, bir yordle daha lazım ama buff'ı almaları için. Takımca şey ıskaladı. Takımca ıskalıyoruz. O zaman bir Poppy gelir mi? Yeah. Bak kurdum şu an. Bir ormancı lazım. Yani Aatrox orman değilse. Aatrox orman. Poppy üst Sylas mid. Kurdum şu an ben kompozisyonu. Hadi bakalım. Evet Aatrox orman. Akali geldi. Suikastçı geldi. Fena bir kompozisyon olmadı. Ama biraz geç açılacakmış gibi duruyor. Onu söylemek lazım. Diğer taraftan da son dönemlerin yine gözde şampiyonu. Aynen. Vladimir. Vladimir'in şu ana kadar WFŞL'de seçildiği 4 maçta da galibiyet aldığını söyleyelim bu arada. Ama Niko'ya döndüler. Niko'nun da buraya kadar kalması oldukça ilginç. Yani tam onu söyleyecektim. Vladimir geldi. Yani açıkçası Niko gelseydi gerçekten karşısında oynaması çok zor bir beşli kurmuş olacaktı burada ama Beşiktaş muhtemelen ekstra bir hasara ihtiyacımız var dedi ve burada Vladimir'in alana ihtiyaç duydu ve kilitlediler. Yani kitle kontrol olarak biraz sıkıntılı bir kompozisyon. Rek'Sai ve Lux'a çok bağlı bir kompozisyon olduklarını söylemek lazım. Ama diğer taraftan da baktığımızda hem Aatrox'un takım savaşı başlatma ihtimali hem Akali'nin o yarı cana inen hedefleri bir anda ortadan kaldırma hali gerçekten bu Spor Espor'un kompozisyonunu inanılmaz derece tehlikeli bir hale getiriyor. Bakalım maç içinde bu iki takım bize neler sergileyecek. Ve mücadeleye doğru geçiş yapıyoruz. Akademi Ligi'nde 5. haftada 2. gün karşılaşmaları. Bursa Spor eSports bir tarafta, Beşiktaş diğer tarafta ve günün açılış mücadelesi artık başlıyor. Ve mücadeleye geçiş yaptık. Bursa Spor eSports mavi tarafta, Beşiktaş kırmızı tarafta oynayacak mücadelede. Üst koridordaki eşleşmeyi nasıl buluyorsun? Aatrox Karma eşleşmesinde Karma'nın avantajları, eksileri nedir sence? Ki Arakçı girmiş zaten. Olabildiğince orada W yeteneğini kullanıp seviye 2 olduktan sonra dürtmeye çalışarak ekstra altını cebine koyacak ve takım savaşına bir an önce katılıp o gücü kullanmak isteyecektir. Ama Aatrox'un da o E'sini iyi kullandığı takdirde, yani o menzili iyi kapatabildiği takdirde iyi bir avantaja sahip olduğunu unutmayalım. Bana birazcık orası tam böyle yetenek eşleşmesi gibi geldi. Kim yetenek atışlarını, daha doğrusu kim yeteneklerini doğru zamanda kullanırsa o daha avantajlı çıkacak. Hata yapan çok büyük zararlı çıkabilir. Karma'yı oynarsa çok bir şansınız yok. Aynen öyle. Aslında. Ama işte Karma atıyorum bir tane esini mesela erken kullandı, hızlı tabii. Kullandı. Kaçışı kalmayacak, Aatrox için pozisyon oluşacak. O noktada biraz daha işte ormancı görüp tedbirli oynaması gerekecek. Ama iki takımın da kompozisyonun biraz geç açılması... oyunun ilk 15 dakikası adına belki de bayağı durgun geçtiğini görebiliriz. Aşağıda Sivirlax ikilisi. Bakalım Tristana, Lulu, yani Tristana bir süredir metada değil. Çok nadiren gördüğümüz bir şampiyondu ama bu yamada güçlendi. Lulu ise neredeyse hiç görmediğimiz bir şampiyon bir süredir. Yani çok çok böyle özel durumlarda seçiliyor sadece. Görselleri değişti. Yeni efektler aldı aynı Morgana gibi. Koridorunda eşit şekilde koridoru itlediğini gördük ve ikinci bir dalgaları geldi. Bir tarafta seviye 2 için uğraşıyor tabii ki de burada. Tabii erken seviyelerde hem Lulu hem Lux aslında yüksek hasara sahip destekler. Ve menzilli. Evet ama Lux'ın biraz daha avantajı var diyebiliriz yetenek atışları daha uzun süreli olduğu için. Daha uzun mesafe edildi. Bu arada Smoke burada güzel bir takısa girdi. İkinci seviye olmasının avantajını kullanıyor burada. Gerçekten Aatrox inanılmaz zorladı burada. Yarı canını aldı. Seviye 1 tecrübe puanın dışına itti. Ve Arakçı'dan da bir tane mana potu aldı. Onun için gayet iyi bir eşya düşmüş. Bu arada aşağıda agresif oyunlar. Tamam seviye 2'de böyle bir şey yapabilirsiniz ama yani özellikle rakibin minyonları gelirken
bu hareketi yapmak biraz düşündürücüydü. Lulu'nun kalkan olmasaydı belki daha fazla sarabilirdi oldu. Aynen öyle. Bu arada Kiryas geliyor şimdi sıçrayla beraber. Harika yakaladılar burada Invoker'ı. Invoker çıkamayacak buradan. Güzel oynadı Beşiktaş ve ilk kan burada Miner'a gidiyor. Şimdi Rogo'da yakalanacak mı? Evet, Miner çok güzel tutturuyor bu yetenek atışlarını. Minyonun üzerinden aslında alt koruda şöyle bir olay vardır yani, eğer üzerinize biri sıçrattıysa direkt sıçraya basacaksınız. Hiç düşünmeyeceksiniz. Aynen yani öyle. Bu Thresh olur, Nautilus olur, kim olursa olsun yani birileri geliyor demektir bu. Smoke'un da burada büyük bir baskı kurduğunu görüyoruz şu anda. Burada Atros kule altında minyon konusunda nasıl bir iş çıkaracak, bu çok önemli. Sonuna kadar gayet iyi iş çıkardı. Son iki tanesini kaçırdı ama o 16, kadar da 16. Önemli değil. Çünkü yani sayıyı eşitlemeyi başardı senin de dediğin gibi. Tabii Silas'ın ormandan nasıl bir etki yaratacağı da önemli olacak mücadelede. Baskın atabiliyor en azından. Bir kitle kontrolü var. Mesafeyi kapatabiliyor. Şu ana kadar görebildiğimiz kadarıyla da yengeçlerde paylaşılmış. Bilmiyorum, katılır mısın? Silas'ın bu kostümü bana biraz Varus'u andırıyor. Evet, ufaktan da anımsatıyor. Katılırım. Kiryas ormanı temizledi. Rey biraz daha ağır kaldı şu ana kadar diyelim. Silas'ın zaten orman kamplarını biraz daha ağır temizlediğini biliyoruz aslında. Yani Rek'sayı oranla. Tabii Rek'sayı doğuştan ormancı. Aynen öyle. Diğeri sonradan oldu. Diğeri her yerde oynadı bir dönem yani. Bakalım Aiken neler yapacak orta koridorda. Maintenance'a karşı her iki oyuncu da ilk kez ligimizde mücadele ediyor bu mevsim. Tabii Aiken biraz daha ligin başında başladığı için, bu mevsimin başında başladığı için daha tecrübeli diyebiliriz maintenance'a oranla. Invoker bu arada çalıda kendini göstermedi uzun süredir. Ama minyonlar gelince zaten yapabileceği başka bir şey kalmadı. Tabii şimdi Sihirdar büyüsü avantajı Spor Espor tarafında. Aynen. Çünkü yani Miner sıçrayla aldırmış o skoru. Ama karşılığında aldılar ilk kanla birlikte. Aynen. Bak görebildiğim kadarıyla hala üstüne dönmemiş alt koridor ikilisi o ilk kandan sonra. Bu arada üstüne dönüyor orada Aiken ama orada bir totem var ve bozacak bunu Maintenance. Evet, bozdu da haritadan gördüğümüz kadarıyla. Yenisini de bıraktı oraya. İyi bir vakit kazandı. Yukarıda işler bildiğiniz gibi. Zinfan, Mion da eşit kalmaya çalışıyor. Smoke onu kulenin altına itmeye çalışıyor ki her ikisi de başarılı şu ana kadar. Tabii Doran kalkanını burada tercih etmiş olması onu hala tutuyor. Yoksa şu ana kadar birçok kez üstü dönmesi gerekecekti. Ve oyunun ilk ışınlarını da Aiken kullanmış oldu. Biraz önce. Maintenance'ın ışınlığı olmadığı için. Evet. O da burada. Yani rakibi üste gittiği zaman rahatlayacak birazcık. Zinfan bekliyor. Yapabileceği tek şey beklemek zaten. Hani smoke ittirsin de ben minyonları kule altında biçeyim. Yani bir tane Pax Simulator, iki tane can iksiri var. Hala koridorda kalabilir burada smoke. Onlara başvuru taktiği Pax Simulator'ı şimdi kullandı. Ya smoke'un zaten çok rahat olduğunu net bir biçimde görebiliyoruz. Ve Zinfan da buradaki bütün minyonları almayı başardı. Şimdi bir kere daha o da... Daha doğrusu ilk kez, evet oyunda ilk kez üste dönecek. Işınlarını harcayacak muhtemelen. Yalnız Ray Left buraya geliyor. Bu birebiri istemedi. Çok büyük problem olmayacak. Burada fazla inatçı olmaması gerekiyor Ray. Yani ilk seviyelerde Rek'Sai zaten tam bir birebir. Bir de şampiyon. Öfkesi full olduğu için otomatik olarak gerçek hasarla birlikte. Aynen. Takasa girmiş olacak. Yani olabildiğince şu an kaçak oynaması gerekiyor. Kriyas'ta ikinci güçlendirmesini aldı böylelikle. Yani oyunun yavaş gideceğini zaten bahsetmiştik ki öyle de oluyor. Bu arada bu maçta bilmiyorum katılır mısın? İki ormancı da mavi güçlendirmeyi orta koridorlarına vermek zorunda değil aslında. Oo, diğer tarafta bir takas var. Miner çok fazla hasar almıştı ama tam tersine Invoker da deli gibi hasar aldı. Burada Drogo biraz önde kaldı. Şimdi arkadan Ray Left yetişiyor buraya. Neos. Neos'un canı burada 130'a kadar indi ama arka tarafta seker Drogo atışlarla düştü. Beraber. Neos Drogo'yu düşürmeyi başarıyor. Şimdi ultiyle beraber. Kiryas oraya girdi.
Güzel bir kapris ama yeterli olmadı burada. Kiryas yine de skor almayı başardı. Bir de ışınlanla gelen Zinfano da piyango oldu. Resmen Amorti'den bir de Aatrox çıktı orada. Yani bir anda kalkanlar hayat kurtardı Beşiktaş tarafında ama asıl önemli olan nokta burada takası galiba en başta kendileri istediler. Evet evet, Bursaspor istemişti bu takası. Drogo bir kere daha agresif oyundu. Drogo burada skoru aldı ama kendisi gelir düşecek mi? Çünkü gelen bu Merang'la beraber ekstradan hasar. Arkada kule. Bir skor daha. O kule Kiryas'a daha fazla vurmayacak. Beşiktaş yandan akali geliyor. Buradan deli gibi skor aldı. Ne yalan söyleyelim. Oyun 0'a 1'di ve burada 1'e 6 hale geldi. Aynen öyle. Bir skor karşılığında 5 skor verdi burada Bursaspor. Yani gerçekten tabii takım savaşının başlangıcını izlemek lazım. Alt koridor ikilisi özellikle Bursaspor Espor tarafında neyi düşünüyordu? Akıllarında ne vardı? Akıllarında şu vardı. Biz girelim, sonra az canla kaçalım. Rayleft yetişsin ve toplasın. Ama Rayleft'i toplamaya çalışırken arkadan Sivir'in hasarı önce Drogo'yu öldürdü. Sonra tabii, Rexa'yı geldi. Odaklanmada da biraz problem çektiklerini düşünüyorum ben. Hani hangi hedefi düşürelim? O arada Lux'a odanmışlar ki Lux'ın bir artı şok var zaten. Hani bunu hesaba katmaları lazım. Şifası da var. Aynen öyle. Ya bir tarafta tutuştur, diğer tarafta şifa tabii. O şifa büyük bir defansif özellik sağlıyor. Erken kullanıldıysa tabii ki de. Diğer taraftan da yani Kiryas bir anda 3-0-2'ye geldi alt koridorda. 3-0-2. Tek takım savaşında. Ya tabii Rek'Sai'nin oyunun geç safhalarında düştüğünü biliyoruz ama bu takım şu an oyunu geç safhaya götürmeyebilir. Götürmeyebilir ki yani. Geç safhaya düşmesine gerek yok yani oyunun. Şu an Rek'Sai açısından. İstediği her yere çok rahat bir şekilde girebilir gönül rahatlığıyla. O rakip tarafın ormanı olsun, birazdan çıkacak olan alamet olsun. Giderken zaten burada ejderi başlamış. Kimsenin umurunda değil. Çok rahat aldı daha ejderini tek başına. Kiryas şu anda oyunu domine ediyor. Kesinlikle de buna devam etmesi gerekiyor. Sadece tek ejderle yetinmemesi lazım. Yani bir ormancının üzerine 3 skor çok iyi bir şekilde değerlendirilebilir. Ben birazdan alamete de odaklanmasını bekliyorum onun. Oradaki şimdi görüşü de şöyle bir aldı. Orta koridora geliyor şimdi. Aiken alacak karanlık perdesinin içinde Kiryas'ın sıçrası yok. Yavaşlattı onu Kiryas ama Aiken mesafeyi açmayı başardı. Ama böyle ultisini almış oldu. Bu da Kalin'in orta koridorda yani skor çıkarma olasılığının bir hal düştüğünü söyleyebiliriz. Zaten Akali'nin gördüğüm kadarıyla daha çok rotasyon yaparak skor alma gibi bir amacı olacak tutuşturla girmediği için. Tabii yani. Vladimir'i öldürmesi tutuştursuz bayağı zor çünkü. Zinfan geliyor ama muhtemelen açılamayacak. Sadece oradan Çiçek'le birlikte bir görüş kazandı. Ya Kiryas'ın da artık zaten bir tane göze vurması onun bunu alması anlamına gelecek ki çok rahat aldı orada. 2 dakika içinde iki tane büyük görev tek başına burada gerçekleşti. Kiryas şimdi üst koridoru gidip acaba alamet de geliyor. Tabii tek başına demeyelim aslında takım arkadaşlarının koridoru kontrol etmesi sayesinde bunu bu kadar rahat başarabildi. Diğer taraftan Miner burada Rayleft'i yakaladı. Şimdi Neos'tan da ekstra hasar. Bir de ulti geliyor orada. Rayleft'i. Gromp için hayatından oldu. Naru Gromp'tan tek yiyordu. Rayleft'i burada Gromp'a giderek tek yedi. Diğer tarafta şimdi kule altında Smoke. Burada Kiryas'la beraber kuleyi almaya çalışıyorlar ama biraz zorlamış durumdalar. Zinfan ikisi koy birden alabilir ama son anda Smoke'tan sıçra geliyor. Ultisi bitti Zinfan'ın. Daha fazla zorlamayacaktır. Burada şimdi Maintenance birebir de skoru almak istedi. Tuştur. Hareketini yaptı ve bu ulti ona skoru getirecek. Birebir de Aiken'ın hatasını şahane değerlendiriyor. Yani Beşiktaş Espor şu ana kadar yani hem koridor aşamasında olsun hem takım savaşlarında olsun hem de rotasyon konusunda Bursaspor Espor'a karşı gerçekten dominant bir oyunu diyebiliriz. Bursaspor Esports özellikle ligin İkinci haftasında çok iyi gözükmüştü yanlış hatırlamıyorsam. İki galibiyet aldıkları bir hafta vardı. Fakat o zamandan beri de biraz uyum sorunları çektiğini görüyoruz. Şimdi yukarı gelen bir ışınla Zinfan zor durumda görünüyor. Cehennem prangasını kullandı ama bir de ulti Kiryas'tan. Kiryas burada biraz fazla tanklamak zorunda kaldı. Ve skor orada. Aiken'a gidiyor. Hiç de gitmesini istemediğiniz bir isim. Aiken ikinci skorunu da alacak gibi duruyor. Smough'u yakaladı burada 2'de 2 yaptı. Ve
Açıkçası çok büyük de bir altının sahibi oldu. Ben hemen rejimizden bir altın farklarını rica etmek istiyorum. Yani bir anda farkındaysan Vladimir'i geçti çünkü çok fazla para vardı Kiryas'ın üzerinde, evet. Ve hepsinin akali aldı. Şunu söylemek lazım. Şimdi yaklaşık olarak bir dakika önce Smoke ve Kiryas bir kuyu alt denedi. Başarılı olmadı. Zaten Zinfan orayı totemlemişti. Rek'Sai'nin olduğu yer konusunda bir bilgiye sahipti. Akali'nin ışınlarını zaten bekleme süresinden geldi. Artık hani orada zorlamanın bir mantığı yok. Yani çıkmanız gerekiyor. Rakip hazır buna. Takımların sürekli göz ardı ettiği bir şey. Özellikle... İnatçı olmak. Yani aslında. Oo, Drogo bu arada yine yakalandı. Miner'dan güzel bir oyun. Drogo'yu orada çok güzel dürtmeyi başardı. İki tane de barikat almayı başardı Drogo bu arada. Raylift'i şimdi çalıda bekliyor. Konuya geri döneceğim ben birazdan ama aklımda başka bir şey var. Senin dediğinden bambaşka bir şey. Evet, şimdi söyleyebilirim sanırım. Takımların sürekli göz ardı ettiği bir şey. Yani bizim ligimizden bahsetmiyorum. Genel olarak böyle akademi liginde, bütün ülkelerdeki akademi liginde göz ardı edilen bir şey. Barikatlar varken o kulenin düşme ihtimali azalıyor. Özellikle son barikata gelindiğinde. Beşiktaş o barikat sayısı 1'e indiğinde çok zorladı. Şimdi bir kere daha zorladılar. Ama bekleyin 14. dakika geçsin. Barikat gitsin. Oradaki zırh düşsün. Hani ondan sonra denemek çok daha mantıklı. Çünkü o zaman zaten 2-3 vuruş çat kule düştü, bir barikatı kadar düştüyse. Dagon orta koridorunu zor durumda kalacaktı. Hemen sıçrası kulağında ama bu yeterli olmayacak gibi duruyor. Çünkü Kiryas muhteşem kapattı mesafeyi. Sıçrasına başvurmasına gerek bile kalmadı. Mavi çarp. Rakibin hareket hızını alıp size bir kısmını ekliyor. Rakibi de yavaşlatıyor. Söz konusunda Rek'Sai olunca mesafe kapatmak gerçekten onun için çok kolay bir iş. Yani çok rahat bir skor aldılar. Smoke bu arada son zamanlarda güçlenen bir eşyaya başvurmuş. Asırlık sopa. Çok gözden düşmüş. Yani uzun süre gözden düşmüştü. Belli baş şampiyonlar dışında neredeyse kullanılmıyordu ki o şampiyonlar bile artık bu eşyadan vazgeçmişti. Aynen. Kimden bahsediyorum? Anivia'dan bahsediyorum. Örnek vermek gerekirse. Ya bazı Kassadin maçlarında Kassadin'in de almadığını görüyorduk. Tabii Kassadin can havuzuna, manaya çok ihtiyacı vardı. Evet. O da kullanan başka bir şampiyonu. Alev Ejderi baktığımız zaman alt koridordaki üstünlük şu anda Beşiktaş tarafında. 4 kişilik bir ekiple buraya geldi. Kiryas yalnız burada resmen kalkandan kaçtı. Lux'tan gelen kalkana yan adım attı böyle. Çarpları da var bakalım. Ejderi çekiyorlar ama Raylefs'i çalmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. İçeri girdi. Şimdi burada ultisini çaldı Kiryas'ın. Kiryas'ın ultisini kullandı son anda ama yeterli olacak mı? Hayır, ultiyi kullandığı anda düşüyor. Arka ve tarafta Lulu ölüyordu az da. Ejder de Beşiktaş'a gitti. Lulu'nun 10 canı kaldığını görüyoruz burada. En azından sol taraftaki can barlarından. Şimdi Drogo burada birebir bir takas istedi ama çok fazla hasar yiyor. Neos yani... çok hani yorum yapmak istemiyorum. Ya hayır. Tamam. Birebir güçlüsünüz olabilir, anlıyorum. Yani Drogo... Yani güçlüsü demek istemezdim de. Hayır, yani Drogo kendisini şu an güçlü de değil zaten. Güçlü hissedebilirsiniz diyelim de yani. Heh, daha doğru neden oldu, atlıyorsunuz? Evet. Ne gerek var? Yani en azından atlama yeteneğini kaçmak için... Hayır saklasan... rakip... Hayır tam şimdi şöyle bir şey var. Koridorda geridesiniz. Rakip size savaşmak istemiyor. Dur Trial, seni bölüyorum çünkü burada birazdan Invoker'ı da bölecek gibi duruyorlar. Invoker yani o kadar güzel komboluyor ki Beşiktaş yetenek atışlarını burada. Drogo bir kere daha atladığı bir yer. Bir kere daha aynen, atladığında öldüğü bir yer ama kuleyi tanklarken Kiryas'ı da düşürmeyi başardı. Yani Drogo'nun şu ana kadar attığı bütün W yetenekleri, bütün roket atlayışları bir ölümle sonuçlandı galiba. Neyse, Everyday Kılıcı'nın sonuçta tamamladı. Bundan sonraki eşyası da bombardıman olacak diye tahmin ediyorum. Ya tabii Tristana'nın iyi tarafı... Oo, yalnız bu da Vladimir'in, pardon Karma'nın kötü tarafı. Smoke orada sıçrasını kullandı ama yetenek atışını tutturamıyor. İçindeki alevi tutturamadı. Bir an Karma'yı Vladimir zannettim, bunun için özür diliyorum. O kadar güçlü gözüktük gözüme. Yani Smoke şu an üst koridora kim gelirse gelsin dürtüp geri gönderiyor. Invoker, Invoker burada tek yeme. Drogo ile karşı karşıya ama arka tarafta şimdi Smoke yalnız kalmıştı. Aiken bunu affetmiyor. Maintenance burada Aiken düşürecek gibi duruyor ama son anda Lulu'dan gelen bir ulti. Invoker kendi hayatını feda edip burada Aiken'ı kurtardı ama Drogo'yu kim kurtaracak? Bunun cevabı kimse. Maintenance hayatta kalmaya çalışıyor. O da başarılı olmadı. Burada tam bir katliam dönüyor şu anda.
Arka tarafta Miner'ın aldığı skorla beraber durum 2-2'ye geldi ama Aiken çok Umera fazla hasar aldı. Neos şu an 1'e 2 yapan Zinfan'ı öldürmeye çalışıyor. Zinfan yüksek hasar ama havaya kaldıramadı Neos'u. Neos'un hasarı burada, Zinfan'ı düşürmeye yetti. Arkadan gelen ışık bağ tutmuyor Aiken'a. Aiken son anda çıktı buradan. Neos'tan orada güzel bir büyük halkanı geldi. Aatrox'un internetine karşı onu yeseydi muhtemelen düştüğünü görecektik. Onun öncesinden de orada Neos'tan çok basit bir bumerangı ıskaladığını gördük. Yani altın farkı 11.000 olaylarına çok yakın. Kriyas'ın diğer tarafla hiçbir alakası yok. Yani Trial dakika daha 18. 18. dakika yeni bitti. 19'a yeni girdik. Ya fark inanılmaz fazla. Yani hem orman hem orta koridor. Yani nişancılar arasında 6-0-8, 2-5-2. Yani Kriyas şu an 11. seviyede. Yani destekler arasında bile devasa bir eşya farkı var. Evet. Ve seviye farkı da var. Hani bakıyorsun. Nişancılar arasında 2, destekler arasında 1. Orta koridorlar eşit ama ormanda ve üst koridorda yine birer seviye Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Yani toplamda baktığın zaman aslında 5 seviye bir üstünlük Beşiktaş cephesinde. Tabii oyunun başında seninle beraber yaptığımız değerlendirmelerde özellikle şampiyon bazında konuşurken yani oyunun biraz geç açılacağını. Tabii normal şartlarda. Hani bu kadar çok takım savaşı olmamasından abi bahsediyorduk. Çok geç açıldı Trial. Bu kadar yani geç açılmasaydı. Dakika 19'da Vladimir neredeyse Rabadon'u bitirecek. Diğer tarafta Karma 3 eşyayı tamamlamış. Tabii Arakçı'yla girdiğini tekrardan hatırlatalım. Rek'Sai 3. eşyasına gidiyor. Aynen öyle. Sivir 3. büyük eşyasına gidiyor. Normalde bunun olması gereken dakika 25-27. TFT oynamaktan, yani TS oynamaktan daha doğrusu. Ne zaman hayalet dansçı görsem sanki kritik hasar yemeyecekmiş gibi bir yargıya varıyorum şu anda. Bir an yadırgadım Sivir niye o eşyayı almış diye. Sen de o bataklığa düştün galiba. Hepimiz gibi. Düşmeyen var mı acaba? Onu sor. Asıl soru o olmalı bu arada. Ben de oynamıyorum. Sen de mi oynuyorsun değil, sen oynamıyor musun? Ben oynamaya daha dün başladım bu arada derken. Oo, Ray Left de oynamaya elveda dedi şu anda. Gri ekrana bakıyor bir kere daha. Biz taktik savaşları konuşurken burada kendi taktik savaşını yaptı Beşiktaş. Yani yaptı ama kolay da bir baron olacak. Ya yani bu kadar fazla kalkan varken bu barondan full cana çıkacaklar. Karşıda çarp yok zaten. Bakar mısın? Yani. Hiçbir şekilde canları gitmiyor. Kolay bir baron. Yani herhalde daha kolayı olmamıştır diye tahmin ediyorum. Gerçekten kimse hasar yemedi. Kimse hasar yemedi ve hani Beşiktaş artık bu baronu oyunu bitirebilir. Yani geri dönmesine gerek bile yok. Tabii evet. Geri dönüp üzerindeki altınları harcamak isteyebilirler gayet. Doğal ama doğal. Günün en hızlı... Ya inhibitor alıp geri döneceklerdir diye tahmin ediyorum ben. Arkadan Zinfan bir şey deneyecek ama orada toteme yakalandı. Birazdan Zinfan'a bir şey deneyecek gibi duruyorlar. Zinfan buradan çıkmaya çalışıyorsa Çartom'u kullandı Drogo. Ama Drogo araya girdi bir kere daha. Drogo'nun üzerine gelen bir ulti var. Drogo şimdi burada çok fazla... Saldırı hızına sahip ve arkadan skoru aldı. Şimdi uzaklaşmaya çalışıyor. Kriyas onu bırakmayı niyetli değil ama Drogo'dan güzel bir ulti geldi. Arka tarafta Ray Lefty'yi katleden bir Neos var. Invoker da düşecek burada. Drogo hayatta kalan tek isim. Drogo iyi hasar çıkardı bir takım savaşında ilk kez. Ama hayatta kalan tek isim de kendisi. Kriyas onu görüyor mu? Kriyas Drogo'yu kovalamaya devam ediyor aşağıda bu arada. Evet. Avuna güdümlüyle yerini buldu. Maçı bitirmeye gidecekler bu arada. Hala 20 saniye süresi var çünkü. Bursa Spor oyuncularının maddeye dönmesi için köşe kapmaca var yalnız. Devam ediyor Kriyas. Kriyas'tan çok güzel yem. Kriyas burada ölecek belki ama hayır. Oo, 606. Güzel 1-1 ama maçı kazanan taraf günün sonunda Beşiktaş oluyor ve 21 dakika çok hızlı bir maç. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz.